Ben matematik hocalarının isimlerini çıkarttım. Onları getirdim. Ben ilgilenecektim onunla. Ne acelem vardı? Yani bana kalsa sana hiç gelmem de Muhsin amca Kerem ilgilenecek deyince işte çıkarttım, getirdim. Kadınların matematik öğretmenliği yapması yasaklandı mı? Anlamadım. Bu isimler hep erkek. Sen gibi cinsiyetçi bakmadığım için olaya en iyi hocaları buldum, araştırdım. Dördü de erkek çıktı, ne yapayım? Sarp Eren'i mi seçtin sen? Evet, yani yorumlarda en iyisi oydu. Ayrıca fiyat olarak en makul olanı da oydu. Muammer olacak. Kim ya? Aa, hocam geldi. Hocam bu mu? Efendim, Muammer Bey geldiler. Hocam. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Biz Muammer Hoca'yı bekliyorduk yalnız. Muammer Hoca olarak geldim ben de zaten. Sen daha çok Muammer Can gibisin. Muammer ismi için biraz genç değil misin ya? Haklısınız. Bizim jenerasyonda çok yaygın bir isim değil bu tabii. İstatistik olarak. Ama ben bazen istatistikleri bozmanın daha güzel olduğunu düşünenlerdenim. Tabii istatistik. Fibonacci, Gauss, Newton falan bilirim ben de. Siz kaçlıydınız hocam? 86'lıyım. Aa hocam, hiç göstermiyorsunuz ya. Teşekkür ederim. Kusura bakmayın da biz üniversite öğrencisi istemedik. Özellikle deneyimli bir hoca istedik ki benim eşim istediği üniversiteye hemen girsin diye işte. Yok, üniversite öğrencisi değilim. Aslında Harvard'dan kabul aldım. Türkiye'den de 2 aya kadar gideceğim zaten. Gerçi burslu olarak gideceğim ama yine de gidene kadar para biriktirmek için özel ders vereceğim. Böyle bilimin peşinde koşan insanlarla aynı coğrafyada yaşamaktan gurur duyuyorum ya. Bravo. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İnşallah ben de Ayşe'nin istediği yeri kazanmasına yardımcı olabilirim. İnşallah, inşallah. Bana baksana. Sen neden öyle gülüyorsun? Nasıl gülüyorum? Hiç bana böyle gülmüyorsun. Yani normalde böyle gülmüyorsun. Hep meymenetsiz davranıyorsun ya bana. Senden kaynaklanıyor. Ayrıca bana ders verecek en iyi matematikçi sen misin de ben sana öyle gülümseyim? Evet. 5 dakika mola. Buyurun, size meyve getirdim. Hocam muz yiyin. Uzay matematiğine çok iyi gelir. Ya kusura bakmayın, ben az önce öyle yüksek sesle konuştum, rahatsız ettim. Bu da özür mahiyetine olsun. Estağfurullah. Kocacığım, sen masaya meyve tabağı mı yolladın? İşte zihniniz açılsın, güzel güzel çalışın. Hadi bakalım. Hocam yiyin birazcık. Çok teşekkür ederim. Benim de gözlerim çok bozuldu okumaktan hep. Kerem. Kocacığım, ne yapıyorsun? Ha bu. İçeride internet çekmedi de. İletişim kuramamıştım Fatih Bey'le. Bari mail atayım dedim burada. Biz ne diyorduk? Ha, bu arada senin de önerebileceğin bir kitap varsa seve seve okurum. Yeni bir kitap bitirmiştim. Tılsımlı Çiçek diye, ama önerebilirim. Tılsımlı Çiçek. Ne üzerine? Muharrem hocam, kitap önerilerini siz yapın diye sizinle anlaştık. Ayşe yaparsa ne anlamı kalır? Muharrem değil, Muammer. Aynı şeyiz. Efendim? Fatih Bey, sesiniz kısık kısık geliyor, tam alamıyorum. Hayır, hayır, öyle bir anlaşma yapmadık biz. Dövizle anlaşmayacaktık. Bakın, alo. Önemli iş konuşuyorum da siz kusura bakmayın, hemen konuşup çıkacağım. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Tamam, nerede kalmıştık? Gel. 21. soruya başlamak üzereydik hocam. Tamam. Tam bu konunun aynısı. Hadi yapalım. Gelmiyor mu sesim? Bir nerede? Saniye, şimdi nasıl? Nerede kalmıştık? Hadi gel. Hocam biz devam edelim. Konuşması çok önemli. Aynen. Herhalde. Ha, şimdi daha mı iyi? Ha, siz İsviçre'de Alpler'desiniz. Tamam, tamam. Tamam, şey yapalım. Sonradan tekrar şey yaparız, konuşuruz. Hayatım. İş konuşuyorum, iş. Saat farkından ötürü şu an konuşmak zorundayım. Hocam bir saniye, çok pardon. Tamam, sıkıntı yok. Ne oldu? Ayşe, Fatih Bey bir saniye. Kerem, ne yapıyorsun ya?
Ne oluyor? Konuşuyorum. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Ya çık yukarıda konuş ya. Terasta konuş. Denedim. Olmadı işte. Bir sabredin. İş konuşuyorum burada. Ben de ders çalışmaya çalışıyorum. Sınavlara hazırlanıyorum ya. Ben yapma. Bu da para meselesi. İş daha önemli. Ya senin işin paran önemli, benim değil. Ben de para kazanmak için çalışmam lazım. Çalışmam için üniversiteye kazanmam lazım. Bak hepsi birbiriyle bağlantılı değil mi? Ne yapayım? Yüzüne mi kapatayım adamı? Ayrıca önemli olan zor koşullarda da anlatmak. Hmm. Diğerini herkes yapar. Fatih Bey, biri daha arıyor. Bir saniye. Kerem, bir dahakine uçak modunu al. Bilmiyorsan bak, yukarıdan kaydırıyorsun, ekrana dokunuyorsun. Ha. Selam söyle benden de. Kerem. Nasıl olmuşum? Çok güzel olmuşsun. Muktedir Hoca. Muammer Hoca. Bir, iki, üç. Evet abi, şimdi denizden... Ah tamam. Ne alaka ya? Bunun ne işi var burada? Dur beni de gaza getirme şimdi. Merhaba, hoş geldiniz hocam. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? İşte biz de burada çekim yaptık. Süpermiş. Sabah konuştuğumuz yer burası. Herkese merhaba, kolay gelsin. Senin ne işin var burada? Kardeşim, bu senin gaza gelmemiş halin mi? Buralarda biraz işim vardı, geçerken arayayım dedim. Buralarda bir insanın ne işi olabilir? Ben merak ediyorum. Hani Ortaköy falan olsa anlarım da burada... Hocam sizde avcılık da mı var yoksa? Malum buralarda kurt olur, çakal olur. Hadi gidelim. Senin bir suratın mı düştü? Ya bir de soruyor musun ya Kerem? Ne güzel araba kullanmayı öğrenecektim. Resmen işe taş koydun. Uzattıkça uzattın çekimi ya. Gıcıklık yaptın. Ha, onu diyorsun. Şöyle yapalım. Araba kullanmayı ben öğreteyim sana. Olur mu? Gerçekten mi? Neden olmasın? Teklifim hala geçerli. Dönüş yolunda öğretirim. Ama bir şartım var. Bana SAO'nun anlamını söyleyeceksin. Üf, abartma hemen ya, abartma. Şansımı denedim. Gidiyorsun Ayşe, gayet iyi gidiyorsun. Sakin ol, heyecan yapma. Ellerini çok kasma, bak biraz gevşet. Kerem, duralım mı artık? Biraz şey oldum, kollarım falan ağrıdı. Niye ya, daha yeni ısınmaya başladık. Devam et, devam et. Gayet iyi gidiyorsun. Yok ya, vallahi duralım, hadi geri dönelim. Yeter, ben öğrendim artık. Lan bir yere yetişmiyoruz ya, sen kullanmana bak. Ayrıca listeni de unutma. Bu gece araba kullanmayı öğrenmiş olarak uyuyacaksın. Nasıl ya? İnsan bir günde araba kullanmayı mı öğrenirmiş? Hadi dönelim. Ben öğretirsem öğrenir. Yola bak, yola. Kerem, sen sürekli beni mi düşünüyorsun? Tabii ki seni düşünüyorum. Lafın gelişi, yanlış bir şey yapmayasın diye. Dikkat etsene! Oh.
Kerem. 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 Kerem, ağaca çarpmışım. İyi misin? Aç gözünü. Korkuyorum Kerem. Kerem. Bak, şaka yapıyorsan yapma. Korkuyorum. Vallahi korkuyorum. Aç gözlerini Kerem. Bak, sağ uyum. Öğrenmek için numara yapıyorsan yapma. Bak, söylerim, anlatırım her şeyi. Kerem. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?